Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım POGP, League of Legends Ranked Solo rehberinin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün size Lux Mid gameplay videosu getireceğim ve elimden geldiği kadar 3 yıllık deneyime bağlı olarak sizlere oyunda gelişmenize yardımcı olmaya çalışacağım ve 1-2 bir şey öğretmeye çalışacağım. Ancak şunun altını çizmek istiyorum ki hiçbir şekilde profesyonel ya da hani milli takımı varsa milli takımda oyunculuk yapmıyorum. Ancak böyle bir hayalim var ve yeteri kadar iyi oynadığımı düşünüyorum. Aynı zamanda da Riot Games şirketi ile herhangi bir bağım yok. Sadece kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kusura bakmayın, dediğim hayranlarından biri arıyordu, yani takipçilerimden pardon. Dediğim gibi sadece kendi tecrübelerimi sizinle paylaşıp sizin oyunda gelişmenize yardımcı bulunmak istiyorum. Tek amacım bu, kötü bir amacım yok ama eğer ki oynayışı hoşunuza gitmezse beğenmek zorunda değilsiniz. Herkesin kişisel fikri ve herkesin oynayışı farklı. Şimdilik bu kadar. Maçta görüşeceğiz. Şu an ekranınıza kullandığım mastery'ler ve kullandığım runlar geliyor olmalıdır. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abin evri ve... Evet arkadaşlar, oyun başladı. Her zamanki gibi bir bot, iki can pot, bir mana pot ve Q skill'ime başlıyorum. Q skill'ime başlamamın sebebi ise hem aslında tek bir sebebi var. Çünkü üçüncü skill'imle de jungle'a yardımcı olabilirdim. Ancak Q skill'ime başladığımda olay şu ki karşımdakini immobilize edip öyle ganklerden, level 1 ganklerden kaçma şansım daha çok artıyor. Şimdi size kasacağım itemleri söylemek istiyorum. Bir kere stack lütfen ranklerinde kasmayın. Size rica ediyorum, kasmayın stack. Çünkü rank game'lerde late game'de ne olacağı belli olmuyor. Stack kasmak yerine çok daha sağlam, mesela stack kasmak yerine armor kasıp durability'nizi arttırabilirsiniz late game'deki. Ben kasmanızı kesinlikle önermiyorum ve niye burada recommended itemler arasında olduğunu da bilmiyorum. Ancak kasmak isterseniz tabii kesinlikle kendi tercihinizdir, size karışan yok. Kasacağım itemlerden ilk item, eğer ki 1600 para kasabilecek kadar lane'inde durup sağlam bir farm yaparsam ki fize karşı bayağı zor işim. Direkt Rabadon Deathcap başlayacağım. Bunun sebebi, bakın Lux'u oynayanların %50'si Lux'u support olarak görüyor ve diğer %50'si de carry olarak görüyor. Lux bence eğer yeteri kadar mana kasıp combat'ını iyi yapabilirseniz çok sağlam bir up carry'dir ve çok gerçekten kombosunu da tutturabilirseniz inanılmaz kuvvetli kombosu var Lux'un ve bunu kullanmanız lazım. Yani bunu, bu Lux'un bu ability power kasınca kombosunu kullanmanız lazım. Sizden tek bir ricam var. Ben yeni uyandığım için fazla bütün komboları tutturamayabilirim. Ancak Lux oynarken lütfen skill'lerinizi kullanmaktan ve kombonuzu yapmaktan harcamayın. Sonuçta ultinizin cooldown'ı var ve ulti gene dönecek. Eğer yakalayabileceğinizi hissediyorsanız lütfen Q'nuzu, E'nizi, hatta canını götürebileceğinizi inanıyorsanız ultinizi ve hatta flash'ınızı, ignite'ınızı atmayı unutmayın. Çünkü Lux early game'de hani söylenenin aksine rakibin domine edebilir. Rakibin domine edebilir çünkü skill'leri gerçekten çok kuvvetli ve lasted yap, gene taktik her zamanki gibi lasted'dir ve şu an tutamadım, bakın gördüğünüz üzere. Çok güzel, o first blood aldı, önünü kapayım da. Tutamadım ama neden tutamadım bilmiyorum. Şimdi birazdan düzelirim. Sabah daha ilk oyunum olduğu için. Fizz de galiba ilk flash'ını harcamak istemedi. Bakın böyle hares yapmaktan rakibinizi çekinmeyin. Başınıza gelebilecek en kötü şey iki tane dayak yersiniz. O bir daha gelirse ki ancak bana ölecek. Çünkü ben bir daha kombomu tutturursam başına bela gelecek. Şöyle biraz dövelim bunu. Onun bir daha gelmesini istiyorum ki şu an ben Q ve E'mi tutturduktan sonra hemen ignite'imi atıp o maviyi almak istiyorum. Bu da benim early game'de. Early game bu arada hani hani şu an yaşadığımız dedi. Hani herkes kasmadan. Bakın Fizz bir daha öldü. Fizz'in yaptığı hata çok saçmaydı. Yani bütün bir, şimdi şöyle bir durum var. Ben burada Lux'um ve sen bütün skill'lerin eğer Lux'un arasına gelirsen, şimdi ben Q'umla immobilize ettiğimde sen damage'lara karşı savunmalı olmuyorsun. Yani bir minyonu sana vurduğu gene damage oluyor. Anlatabildim mi? Onun için sen slow çakacak şimdi o. Sen o damage'ı yediğin zaman gene yemiş oluyorsun ve early game'de biliyorsunuz minyonlar inanılmaz damage vurur. Bunu yani biliyorsunuzdur mutlaka. Ben biraz döveyim de adamı. O birazdan gelip bana mana buff verecek çünkü. Fizz de geldi, güzel.
Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani mesela eğer Dead ekibine baksaydık biz şu an Fizz'in. Fizz'in ölüm sebebi eminim benim skillerinden çok minyonlar olurdu. Çünkü yani erken, oyunun erken vakitlerinde, early game erken vakit başları demek. Hani late game hero'su mesela daha sonradan kasıp onun ağzına sıçabilen şampiyon demek. Oyunun erken vakitlerinde minyonlar inanılmaz yüklü damage vuruyor. Yani minyonlarla birebir atmak, hani mesela 5 minyona karşı sen bana karşı daldığından daha çok damage yiyor. Onun için orada benim bütün skill'lerimi kullanmam, zaten kullanmak zorundaydım o kadar yakınıma geldikten sonra. Ya ben de alacaktım ya da olacaktım. Ancak o tür durumlarda ve bu kadar manası, magic resist'i yokmuş bu arada, armor'u varmış. Botu yok zaten. Yani kaçabilmesi vakit alacak. 3. skin'le de verememişti. Level 1'di ve Q skin'le vermişti. Pardon. Yutkunuyordum. Ben de ne yaptım? Hemen bu durumu değerlendirdim. Aha. Şu an yapacağı bir şey güzel. Adam DC olduğu için ölmüş. Şu an yapacağı bir şey farm lessitlerime bakmak. Adam DC olduğu için olmuş ama önemli değil. Çünkü Shackle güzel bir gank. Güzel bir jungle. Yani şampiyon olarak zaten güzel bir jungle. Aynı zamanda arkadaş gank yapmayı da göz ardı etmiyor. Ve şu an gördüğünüz gibi oyundaki en çok farm benim. Ve neredeyse 4 katı oldu farmım. Fizz'in. Fizz yaklaşamıyor. Mavisi de yok. Ama top solo'yu ve Lee Sin'i böyle feedlemeyi bırakmaları lazım. Ben şu an bana dalmasını istiyorum ama dalmıyor çünkü ben hatta bir daha tüz paramı kısıtınca direkt geri gideceğim. Çünkü gengeme ihtimalim var. Leona buraya geldiğine göre Lee Sin'le daha düştü. Hatta Lee Sin flash atıp bile dalabilir bana dediğim gibi. Bakın hiçbir şey yapmadım demeyeceğim. Yaptığımı gördünüz. Sabırlı bir şekilde bekledim. Flash'ımı attım ve direkt kombomu attım orada canlarını indirmek için. Shaco şimdi buradan gelip bu double kill'i alması lazım. Çok güzel. GG. GG. Çok güzel. Bakın oradan Shaco'ya atabilirdim kalkanımı ama ben o buff'ları almaya niyetlenmiştim. Ama olsun, şu an oyun başında da bahsettiğim gibi artık. Şu an oyun başında da bahsettiğim gibi Rabadon Deathcap'in Nerdly ile başlayacağım. Onun ismi zaten. Hatta double buff'um olduğu için iki tane ward alacağım ve şu an lane'imi tamamen domine edeceğim. Fizz geldiği an ölecek. Yani ölmese bile geldiği an inanılmaz şekilde canı azalacak ve base'e gitmesi gerekecek. Çünkü hem kırmızı buff var hem basic atakta, aynı Orion'ın oyundaki gibi, hem de Q'umla tutarsam ikinci tutuşumda ben buna ultimi atıp base'e kaçırabilirim ve botunu daha yeni aldı gördüğünüz üzere. Ve movement speed'im zaten ondan 20 yüksek Fizz'in. Bakın şu an ne kadar zorlanıyor görüyorsunuz. Ben skill'lerimi kaçırsam da hiçbir önemi yok yani. Onun şu an mid laning'i bitti. Lee Sin'in gelip bana gank atması lazım. O şu an buradan experience alamaz. Çok güzel kaçtı bakın. Benim orada ultimi atmamın sebebi Q skill'imi tutmasıydı. Q skill'imi orada tutuyordu gördünüz. Q skill'imi orada tutacağından emin olduğum için direkt ultimi atmaya yeltendim. O canı gitti galiba, evet. Orada hani izleyenler hata yaptın diyebilir ancak benim yaptığım çok mantıklıydı. Hiç hata falan yapmadım. Yaptığım şey şu an Lee'nin Q'sundan kaçmam lazım. Çok güzel. Shaco'dan mükemmel bir gank ile. Bakın
MF'nin canına bakarsanız ne kadar saçma bir damage vurduğumu görebilirsiniz. Ve şu an Leona ile MF ikisine de ben flashlarını harcattım. Yaptığım tek şey saçma sapan heyecan yapmak yerine çok sabırlı bir şekilde bekledim. Gördüğünüz üzere sabırlı bir şekilde bekledim. Ve mantıklı bir combo yaparak ben hatta bir de şey yapayım. Double buff'ım bitmeden farm yapayım. Şu an farm olarak biraz geri kaldım çünkü gang mang yiyorum listinden falan. Ama dediğim gibi combat'ta daha demin gördünüz. Q'mu tutturdum ve orada yanında şaka da olduğu için direkt ultimi attım, direkt E skill'imi attım. Zaten Q'la E kombosu şöyle yapılıyor Lux'da eğer yabancıysanız. Q skill'inizi attıktan hemen sonra Q skill'i daha havadayken eğer tutacağından eminseniz mutlaka atın E skill'inizi. Çünkü Q skill'in immobilize bitene kadar E'nin damage'ini vurmanız lazım. Kha'Zix feedlemeye devam ederse hoş olmayacak ancak. Ama ben yukarı gidemem. Şu an Fizz'in bana dalma ihtimali var ve ben Fizz'den korkuyorum biraz. Ama olsun kombatı, bütün kombolarım duruyor. Biraz daha ben farm yapıp base'e döneceğim şu an çünkü rahat bir şekilde kastım. Şunu alayım. Şunu orada ward olduğunu göstereyim ona bir daha gengi gelmesin. Bakalım Darius kaç kilo almış. 2 gün o kadar kötü değil. Şimdi direkt Rabadon Deathcap başlayacağım. 2 jump potu, 2 mana potu, 2 ward alacağım. Hatta 1 mana potu daha alayım. Elimdeki dominenimi de devam ettirmek için. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kadar büyük 2 item aldıktan sonra, özellikle bunun gibi item aldıktan sonra ward'a para harcamamak bencillik ve hata olur. Çünkü yani şu an ölmezsem eğer ben Fizz'e daha çok acı çektirmiş olurum. Ve o hatta takım arkadaşlarını flamelenip oyunu kaybetmemize de yol açabilir. Söyledim ama Fizz orada diye. Ben de Fizz'e... Ben de bari buradan bastırayım ya şuradan kaç. Aynen. Ben de bu arada lane'imi pushlayacağım ward'umu koyup. Şako'dan maviyi de alayım. İşi bitince bana. Ben de bu arada lane'imi pushlayayım. Fizz orada vakit kaybederken. Bedava farmımı da alayım. Mavi almış almamış olsun. Benim o Darius'u öldürmem lazım. Flash atacağım. Aa siktir bok yedim. Öldüm. Çok saçma bir... Yani bu... Çok saçma bir hata yaptım ya var ya. En azından kill'i Fizz almadı. Yani çok saçma bir hata yaptım. Hem flash'ımı harcadım hem ignite'ımı harcadım. Hiçbir şeyi... Yani... Ama en azından bot lane kasıyor. Fizz o kadar kasamadı. Benim bir daha top lane'e gitmem lazım. Lee Sin bile kasacak çünkü ben gidersem eğer. Ve Darius'un bu kadar çok kastırılması çok absürt. 4'e 1 giden Darius. Black Cleaver çıkıyor. Ben şu an Shaco'dan Blue'yu istedim. Biraz canım sıkıldı ya. Mavi'yi alacağım ve Fizz SS diyeceğim. Fizz farm olarak beni geçememiş. Farm biraz düşük olsa da şu an. Çok güzel. Thanks. Şimdi Fizz gelir gelmez Hares yapacağım. Ve farm odaklanacağım şu an. Kuleyi de alabilmek için hazır mavi varken. Jule'ye de ward'um koyayım. Böylece değilsinden gengemeyeyim. Bakın gördüğünüz gibi basit bir şekilde farm haresimi yapabiliyorum artık şu saatten sonra. Şu saatten sonra Q'la immobilize edemesem bile. Bakın gördüğünüz gibi Q'la E'mi tutturdum. Ulti kombomu yedikten sonra ne kadar saçma bir damage yediğini gördünüz. Oysaki Lux'un pasifidir bu. Hiçbir şey yapmadım. Şu an hiçbir şey yapmadım yani. Ben şu an
Kaç Fizz'i biraz hareslemem lazım ki base'e gitmesin. Fizz'i biraz haresleyeceğim. The 20 saniye var ultimi cooldown'ın ütmesine. Tamam. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Şu an bana dalabilir Fizz. Şuraya doğru atmayı düşünüyorum. Bakın E skin'ini sadece skill'lerinden dodge için kullanıyor. O kadar domine ettim ki lane'de ve şu an öldürebilirim Fizz'i tuttuğuma. Güzel. Güzel güzel. Fizz geliyor ve ölecekler galiba. İnşallah. Hop. Bir saniye. Orada ben aslında kuleyi alabilirdim ama tamam. Fizz gene aşağı genge gitti ve bu gene onun için vakit kaybı ve böylece kendi elini kaybetti. Bana bedava farm verdi. Büyük hatalar yapıyor şu an Fizz. Şu an Fizz büyük hatalar yapıyor. Counter'ım olmasına hemen. Kuleyi alacağım hemen. Bir vuruş daha kule bende. Güzel. Şu an onların mavisini bile alabilirim. Evet, Fizz hazır oradayken aynen mavilerini de almak istiyorum varsa yokmuş. Fizz base'e gidiyor. Tamam. Ben şu an burada bot'uma gank için bekleyeceğim. Hop tam kafasına. Gördüğünüz gibi gene çok basit bir combo yaparak fark etmeden hem Miss Fortune'ın ölümüne sebep oldum. Hem de aynı zamanda Leona'yı çok güzel öldürdüm. Şu an base'e gidince Rabadon Zcap ile Magic Plantation botumu bitireceğim. Magic Plantation botum Magic Resist kasacak, kasmak zorunda olduğu için derdüse geliyor. İstek şarkısını sanki. Şu an Fizz'in ultisinde pardon, SS yazacaktım da ya. Farmıma devam edeceğim şu an. Dragon da bizde. Şu an takımca çok iyi çıkartıyoruz. Aha. Şu an kasacağım bir başka item. Bu Athens Unholy Grail. Çünkü Magic Resist ve Cooldown Reduction veriyor. Ve Fizz gibi bir şampiyon kullanırken sadece ne kadar up kasarsanız kasın, her zaman late game'de support gibi de oynayabilirsiniz. Takımınızın size ihtiyacı olduğu sıraya göre. Onun için ben şu an lane'inde durup Fizz'in farm almasını engelleyeceğim. Fizz farm almazsa hiçbir bok yapamaz. Çünkü zaten kill de yok. Fizz aşağı geliyor. Fizz'e kill vermemeleri lazım. Fizz'e kill vermemeleri lazım. Evet, o atacak ultisini o kadar yol gittikten sonra. Çok güzel kaçtı. O da öldü. Orada ultimi harcamamın sebebi belki Ezreal ölmeden... Belki Ezreal ölmeden hani Fizz ölebilir. Böylece Ezreal'ın Fizz'in de kill almasını engelleyebiliriz mantığıyla oynadı. Ancak neyse Fizz 1'e 4 gidiyor. Fazla problem değil, o kadar Fizz problem olmayacak. Şimdi... Şu an maviyi alırsam base'e gitmeden farm'a devam edebilirim. Ancak Rabadon'la Magic Plantation botunu bitireceğim. Böylece yaklaşık 230 ability power'ım olacak. Magic Plantation botunu bitireceğim. Ve hatta üstüne cooldown reduction için bu item bitireceğim. Ve 2 tane can potu, 2 ward, 1 tane de mana potu alacağım. Zor günde yardımcı olduğu için. I need blue. Şimdi artık inanılmaz domine edebiliyorum lane'imi şu saatten sonra. Yani artık gigi olacak benim için. Çok rahat bir şekilde yakalandıkları ankilleri alabileceğim. Tarik'in geri durması lazım. Benim de artık tapa yardımcı olmam lazım. Gigi. Aha mid.
Mid. Kazix push. Push. Tamam, o yukarı gidiyor. O yukarı gidiyor. Benim onu yakalamam lazım. Tamam, buradan ona... gene yaptığımı gördünüz. Heyecan yapıp flash atıp böyle saçma sapan işler yapmak yerine gayet mantıklı bir şekilde kombomu kullandım ve bekledim, sabırlı bir şekilde bekledim. O adam orada flash atsa da hani benim vizyonum wardlardan bir tanesini buraya koyuyorum çünkü şu an midi pushladık ve o bizim gengememizi engelleyecek. Bakın dediğim gibi hem carry oynuyorum şu an hem support oynuyorum. Haritayı biraz olsun wardlıyorum. Onun dışında sadece kill için atmıyorum immobilize'ımı ve bakın sadece QA kombomu tutturdum, hiçbir şey yapmadım ve adam öldü ve şu an ben ona gördüğünüz gibi bedava bir kill verdim Ezreal'e bu sayede de. Ezreal de benimle birlikte kalsın ve şu saatten sonra adamların oyunu alma şansı çok çok az. Lane'lerini daha çok domine etmek için şu an birazdan wardlaya başlayacağım. Skill'lerimi sadece farm için kullanıyorum, bir an önce lane'i alabilelim. Leona'nın bana kalkan atmasını bekleyip geri gideceğim ama Leona öyle bir hareketi yok yani. Tarik orada kaçabilecek diye. Oh! Yalnız çok kötü kaçırdım ultimi de bir şey olmaz. O adam bizde. O da bizde. O da benim. Çok güzel. Ultimi kaçırdım çünkü hepsinin oraya gideceğini zannediyordum ama bakın flash'ımı sabırlı bir şekilde bekleyip kullandım. Çok mantıksız bir hata yapmadım yani. Bakın çok güzel Q skill'ini tuttuktan sonra böylece Ezreal da ölmeyecek ve ben de lane'imi domine ettim. Sadece kill peşinde koşmadım skill'lerimle. Orada yaptığım olay şuydu, orada flash atmasam bana odaklanabilirlerdi ve ben ölebilirdim. Ben ölseydim takımın fazla şansı kalmayacaktı. Yani egoistik mantığında değildi, takımın fazla şansı kalmayacaktı domine etmek için o team fight'la. Ben de sabırlı bir şekilde adamların bana benle odaklanmasından kurtulmak için flash'ımı attım ve direkt ilk iş, bakın bu çok yapılan bir hatadır, lütfen bunu yapmayın arkadaşlarınızla oynarken. Bir kombattan kaçtığınızda, bir savaşa girmekten çekindiğinizde bu sizin o savaşa hiç girmememeniz anlamına gelmiyor. Adamlar o an size odaklanıyorsa bu team fight olduğu için başka zaman başka birine odaklanacaklardı. Ben orada dediğim gibi, sizin söylediğim gibi, bahsettiğim gibi orada kaçtım. Adamlar bana odaklanmayı bırakır bırakmaz ilk önce ultimi attım. Kötü bir ulti de olsa ve ben ultimi attım. Ve 60 oldum. Ben damage vursa çok daha yararlı olacaktı belki. Ondan sonra ultimi attım, cooldown'ım yok, artık dalmamam lazım mantığıyla oynamak yerine oyunu Q ve E skill'lerimi yaptım ve şu an Miss Fortune alma şansım var. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar saçma bir damage. Görüyorsunuz değil mi? Q skill'in, E skill'in ultimi tutturdum ve hiç tereddüt etmeden o kadar adam olmasına rağmen orada daldım. Ve ekstradan bana double buff aldım. Bu sadece bana double buff değil, bu aynı zamanda Miss Fortune'ın double buff'larını da kaybetmesi anlamına geliyor. Arkada Leona'ya dalıyorlarmış, haberim bile yok. Ve şu an oyun bitmiştir. Evet, Leona'ları yok. Şu an oyun bitmiştir. Ben zaten deli gibi Hades yapacağım yaklaştıkları an. Kalkanım da var. Fizz buradan gelemeyecek. Geldiği an tutacağım çünkü. Şöyle Hades'imi yapayım. Kalkanımı attım ve şu an bizim takımda hiçbir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi Fizz de öldü. Ultimi de attım şöyle. Hop. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ama fazla konuşamadım, kusura bakmayın. Evet, Master, pardon, Lee Sin çok güzel kaçtı ama gene bana odaklandılar ve gene ben elimden gelenin en iyisini yaptım bunların odaklarını bozmak için. Şu an ultim cooldown'ın bitmesini bekliyorum. Bize alma imkanları yok diyeceğim. Şöyle atsam alan olarak kalıcı yerler. Kalkanımı atacağım. Biraz daha beklesen. Aynen.
öldü. Çok büyük bir hata yaptı orada. Orada ultisinin garantiyi almak için bekledi ve benim Lux'un, yani benim gibi bir şampiyonun, benim gibi bir upgarinin oradaki varlığını tamamen unuttu. Yani orada ben onu tuttuktan sonra yapabileceği hiçbir şey yoktu onun ve tuttum. Yani o kadar yanımdayken zaten kaçması zordu, ben sonuçta dün başlamadım yine. Ve Fizz de öldü şu an. Biliyorsunuz aynı zamanda şöyle bir durum var. Şan etkisi gösteriyor basic atakları Lux'un. Ve çok güzel bir oyunun daha sonuna geldik. Çok güzel bir League of Legends solo rank rehberi. Daha sonuna geldik. Bugün size Lux öğrettim. Umarım ki bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bir şeyler öğrenebildiyseniz desteklemek amacıyla videoyu beğenmeyi ve günlük videoları kaçırmamak için de kanalımızda ilk kez video izliyorsanız subscribe'ımı unutmayın. Şu an maç sonucu resmi ekranınıza gelmişti. Beni izlediğiniz için ve beni desteklediğiniz için herkese çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.